Geçen gün Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye toplantısında 3 kat trilyonluk yolsuzluk açıkladı ve bunu savcılığa duyurdu, verdi. O esnada AKP'li meclis üyeleri salonu terk ettiler. Bir vatandaş olarak ne düşündün? Kendi pislikleri ortaya çıkıyor yani. Ortaya çıkınca ne yapacaklar? Kalkıp gidecekler. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde de biliyorsun birkaç gün devretmediler. Kendi açıklarını kapattılar ve daha sonra devrettiler. Melih Gökçek de bu açıklamalardan sonra Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Ya kendin yola gelirsin ya da yola getirilirsin dedi. Yani ne anlatmaya çalışıyor? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyor hepsi. Yani peki ülkede bu kadar yani kat trilyonluk, 3 kat trilyonluk bir yolsuzluk durumu söz konusu. Evet. Neden Türkiye çalkalanmıyor? Neden medyada bu kadar bunu görmüyoruz? Neden sence böyle bir durum? Neden? Çünkü Survivor gibi, işte Yeteneksizsiniz gibi, O Ses Türkiye gibi programlarla uyutuluyoruz. Gerçekleri görmüyoruz. Efendim, sizce ekonomi nasıl? Fikrinizi alabilir miyiz? Bir fikrim yok. Neden? Gündemi takip etmiyor musunuz? Hadi gündemi boş verin. Cebinize yansıyan ekonomi nasıl sizce? Yani yansıyor. Yok yani, para yok. Peki memnun musunuz bu durumdan yoksa rahatsız mısınız? Yani memnun olunmaz tabii ki de. Rahatsızız. Umarım düzelir. Birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediye toplantısında Mansur Yavaş 3 kat trilyonluk yolsuzluk açıkladı. O esnada AKP'li meclis üyeleri salonu terk ettiler. Bir vatandaş olarak ne hissettiniz? Yani Mansur Yavaş'ı destekliyoruz zaten. Fikir olarak, düşünce olarak. Yani AK Parti'ye de. Bizleri yönetmek için oraya seçilen insanlar hem yolsuzlukla suçlanıyorlar. Hem de bu yolsuzlukla suçlanmalarına rağmen itiraz etmeyip salonu terk ediyor. Mansur Yavaş da yani bir şey biliyordur illaki. Savcılığa verdiler. Verdi yani o dosyayı. Evet. Ne diyeyim başka ya? Çok yani takıldım. Alıştık mı sizce bu duruma? Evet. Yolsuzluğa ya da bunun konuşulmasına alıştık. Yani yolsuzluk var ya da yok diyemem tabii ki de. Savcılık karar verir. Evet, onu yani vardır yoktur diyemem. Ama tabii bu duruma alıştık. Neler alışmıyoruz ki, baksanıza. Maskesiz bile dolaşamıyoruz artık. Karantinalara bile alıştık yani. Peki yarınlardan umudunuz var mı size? Tabii ki de. Umut olmazsa yaşayamayız. Peki. Efendim sizce ekonomi nasıl diye soruyoruz. Fikrinizi alabilir miyiz? Çok iyi. Çok mu iyiyiz? Peki. Efendim sizce ekonomi nasıl? Fikrinizi alabilir miyiz? Çok güzel. Her şey yolunda mı abi? Bence bundan iyisi olmaz. Geçen gün Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye toplantısında 3 kat trilyonluk bir yolsuzluk açıkladı. O esnada AKP'li üyeler salonu terk ettiler. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Protesto yapmışlar. Abi 3 kat doğru trilyonluk bir yolsuzluk diyor. Olduğunu iddia ediyor. Doğru olsa tartışırlardı. Savcılığa verdim dedi. Ya bırakın bunları ya. Yalan mıdır sizce abi? Bence yalandır. Bunlar karalama politikası ya. Şimdi CHP'yi görüyor. Ne haldeler? Ne haldeler abi? Ya Kılıçdaroğlu'ndan lider olur mu? Bu memleketi yönetecek kapasite var mı sizce? Yok değil mi abi? Ya bırakın ya. Peki yani Türkiye'de yolsuzluk konuşulması sizce normal mi? Ya bu her zaman olmuştur. Normal. Normalleşti diyorsunuz yani. Hayır, geçmişe bakın. Geçmiştekiler daha fazlaydı. Evet. Şu anda az. Peki. Bak 90'lara bir gidin, internetiniz var değil mi? Var abi. Bu maskeyle biz yeni tanışmıyoruz. Bunu biliyor musunuz? Yok abi, bilmiyorum. Niye? Bir 90'lara bir İstanbul, Ankara'ya bakın. Kömür kirliliğinden insanlar çıkamıyordu. Evet. Şimdi ne durumda? O zaman doğalgaz yoktu ama abi. Kim getirdi? Niye yoktu? Niye yoktu? Vardı. Doğru. Kim getirdi? Erdoğan getirdi abi. Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı o zaman. Kardeş, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin abi. Peki şunu merak ediyorum. Yani yalanlamadılar. Bu yolsuzluk iftiradır, yalandır demedi kimse. Melih Gökçek hatta dedi ki ya dedi yola gelirsin dedi ya da seni yola getirirler dedi. Melih Gökçek nasıl bir insan biliyor musun? MHP'li geçindi, İYİ Partili geçindi. Şu anda HDP aday ise o kalitede bir insan. Kofti diyorsun yani. Adam değil. Abi yıllarca Ankara'yı yönetti AKP ile beraber. Melih Gökçek. Tabii. Melih Gökçek diyorum, pardon. Mansur Yavaş diyorsun. Mansur Yavaş'ı diyorum. Ama Melih Gökçek böyle dedi. Ne dedi? Dedi ki Mansur dedi ya dedi yola gelirsin ya da seni yola getirirler dedi. Tehdit etti yani. Ya onun bildiği bir şeyler var, her şey tehdit olarak. Demek ki geçmişlerini bizden daha iyi biliyorlar birbirlerini. Siz Melih Gökçek'e ve AKP'ye güveniyorsunuz, doğru mu abi? Tabii güveniyorum. Peki Bülent Arınç Melih Gökçek için parsel parsel Ankara'yı sattı dedi.
Ya yanlış bakın. Melih Gökçek de Bülent Arınç da AKP'li biliyorsunuz. Hayır, hatasız insan olmaz. Abi, şurada büyük üçü olur mu? Hayır. Şurada biz ne bir aile 5 kişiden bir ailemizi yönetmekten aciziz ya. Herkesin başına jandarma dikemezsin. Şimdi AK Parti'de yanlış yok mu? Mutlaka var. Nedir mesela abi? AKP'nin yanlışını konuşalım. Ya yanlışı işte yanındaki insanlar. Destek çıkmıyor. Bugün ülkeye bakın ya. Yarın 15 parti olacak bir sadece Recep Tayyip kaybetsin diye uğraşıyorlar. Bunun altında ne arıyorsun sen? Ne arıyorum abi? Abi adam yönetiyor. Yıkamıyorlar. Şey diyor ki Kılıçdaroğlu diktatör diyor. Evet. Kaç sefer seçim kaybetti karşısında? 8-10 sefer oldu. Koltuğa yapıştın bırakmıyorsun diyor. Sen bırak ki CHP'nin önü açılsın. Doğru söylüyorsun abi. Nasıl geldiğini herkes biliyor. Peki CHP'nin başındaki kişi değişse siz CHP'ye oy verir misiniz? Ya bakın kim iyiyse ben ona veririm. Ben illa böyle sabit fikirli değilim. Evet. Bilim ki memleketi yani fayda sağlayacak. Fayda sağ kim işte şeyine bile bakmam. Yani partisine, dinine, imanına bakmam. Dinine, imanına bakmam. Niye bizim derdimiz iyi yaşamak. Peki iyi yaşıyor muyuz abi şu anda? Vallahi yaşıyoruz eskiye göre. Bak eskiye göre çok iyi. Bak biz eskiden PKK'ya atacak mermiyi alamıyorduk. Vermiyorlardı. Abi Erdoğan başa geldi 2002 yılında Türkiye'nin Erdoğan devraldığı yılda diyeyim size. Türkiye'nin sadece bütün yıl boyunca 2002 yıl boyunca sadece 7 tane şehidi var. Bugün yani yüzlerle ifade edebildiğimiz bir şehit rakamı söz konusu. Hayır, onda yanlışsın. Resmi rakam bunlar. Nasıl ya? Bak bu PKK kimle töredi? Turgut Özal'la. 84'te töredi. Beşik'teki çocuklar vuruldu. Araç bak ben şeyliyim, Sivas Kangalıyım. Biz Elazığ'a gidemiyorduk terör korkusundan. Elazığ. Kendi vatanında dolaşamıyordun. Şimdi artık ne yaptı? Bak şimdi ininde vuracağız diyor. İninde vuruyor. Sınır ötesinde vuruyor. Bir gün Akdeniz'i görüyorsun. Libya'yı görüyorsun. Bunları yapmasa ne olacaktı? Daralta bizi bir çemberde şey bırakıyorlar. Vatandaş ne durumda abi? Vatandaş ne durumda? İyi yani, durumda. İşsizlik yok mu sence? Ya dünyanın neresinde yok? Bizde biraz fazla olup Amerika'ya bakın. Böyle dışarıda yatan Türkiye'nin 10 katı insan var. Siz gittiniz mi Amerika'ya? İzliyoruz, gitmedik. İzliyoruz. Her yerde var. Bir tek burada mıymış? Geçen gün Türkiye'de bir baba, karım hamile, cebimde param yok diye sokakta ağlıyordu. Hemen öncesi gün Sultan Gazi'de insanlar 500 metre kuyruk oluşturmuş 1 lira ucuza ekmek alabilmek için. Türkiye gerçekten iyi durumda mı abi? Ya tam istenildiği gibi değil ama destek verirsen iyi duruma gelecek. Destek verdiğimiz için zaten bu halde değil miyiz? Hayır muhalefet. Kaç oy aldı? Diğer partileri söylüyor mu? Bugün iyi olacak dedi İstanbul Büyük Belediye Başkanı ne yaptı? Gitti borç para aldı. Borç para almadan iş yapılır mı abi? Paramız mı var? Niye? Devletin kendi bütçesiyle, belediye kendi bütçesiyle daha önceler güzel yönetiliyordu. Abi devleti, kaç para borçla devraldıklarına baktın mı hiç? Kaç para almış? Bir bak istersen abi. Vallahi bakalım da hiç bu kadar borçlu değildi. Abi, şu an bütün AKP'li belediyelere icra geliyor. Haliç'e Yunuslar geliyordu Haliç'e. Evet. Şimdi pislikten kokudan gidilmiyor. Ya, gittin mi Haliç'e? Ben gittim öyle bir dünya. Ben nasıl biliyorum? Ben yeni gittim. Geçen ay oradaydım. Gelmiyor muydu? Hayır şu anda tertemiz Haliç. Yok öyle bir şey yok. Ben geçen hafta oradaydım. İzmir'i de görüyoruz. Bak yosunlar sahilde. Şunu merak ediyorum. Haliç'i Yunus'u boşver. Vatandaşın cebinde para var mı abi? Var. Vatandaş İşsiz adamın cebinde nasıl para olur abi? Vatandaş iş beğenmiyor. İş nankör. Aç geziyor. Nankörleşmiş. İş beğenmiyor. İş var. İş beğenmiyor. Herkes makam istiyor. Öyle bir dünya yok. Herkes zengin olamaz. Bilmiyorlar mı abi bu insanlar? Aç geziyorlar. Çalışmıyor. Hayır işte aç gez. Ya şöyle düşün. Sen aç kaç gün gezebilirsin abi? Aç gezen yok. O yalan. Bak hiç kimse şimdiye kadar bak eskiden CHP zamanında cenazemizi biz hastaneden alamıyoruz. Ben belediyede çalıştım. Cenaze arabası sürdüm. Ambulans senet veriyordun ya. Baban, anan cenazesini alamıyordun. Bak. Hepsine katılıyor. Evine doktor geliyor. Bugün Küçükçekmece'de koronadan ölenlerin cenazesinin bahçede sıralandığını gördünüz mü? Ya onlar sizin uydurmanız. Hayır. Biz burada canlı yayın yapıyoruz. Uydurma. Ben de televizyon izliyorum. Onu Amerika'yla karıştırıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yok. Hangi kanalı izliyorsun abi? Ben mi? Bütün kanalları izliyorum. En çok hangisini izliyorsun? Fox'unu da tut, ATV'sini, her kanalı izlerim ben. Sürekli böyle. Akşam haberi hangi kanaldan izliyorsun? Açık oturumları bak. TRT'den de izlerim. TRT'den izlerim genelde.
Hepsini izlerim. Açık oturumları da izlerim. Ya bırakın şimdi şu CHP ile öyle bana CHP'nin en ufak bir şeyini göstersene ya. CHP benim hiç savunacağım bir şey değil. İnternette şey ettim ya, gene CHP belediyesi, yani yanlış anlama, merkeplere ev veriyor, onlara nikah kırıyor, genel başkanlarını davet ediyor. Eşek ya, eşeklere gelin. Sizin ne yapın? Ya internete baksana kardeşim. Eşek evlendiriyor. Evet, gelin. Belediye başkanı da şahitlik mi ediyor? Nikah şahit olarak istiyorlar ya. Ya bakın bakın. Kardeşim her şey iyi. Boş versen. Bunu hangi kanalda izledin abi? Ben araştırayım. Al kamerayı. İnternetten gir bak. Eşeklerin nikahı diye bir şey. Gir bak çıkar. Abi şimdi sen diyorsun gerçekten abi, bugün iyi Türkiye iyi mi? Yaptı yine. İyi. Çok iyi. Onun için dünya sana düşman. Geçen gün Elazığ'da 5 yaşında bir çocuk yoğun bakımda yatak bulamadığı için acil servisinde öldü koronadan. Hani sağlık sistemimiz her şey yeterliydi. Ya niye hep bana kötü örnekleri göstereyim? Sen söyle. Tamam hadi beraber iyi konuş. Bu şeyde Covid'de Türkiye bütün dünyadan iyi. Abi şu an Avrupa birincisiyiz. En çok rakam açıklayan hastanelere, biziz. Hastanelere karşı çıkıyordu. Niye Avrupa birincisin? Öyle bir şey yok. Abi şu an Avrupa'da en çok vaka bildiren ülke Türkiye. Ya bizim kaç kişi ölmüş? Bir de onlarınkine bak ya. Onlarınki 900 liranın binlerle bizim nüfusumuzdan az. Bizimki 200'ü buldu. Onlar 600, 1100 öyle açıklıyorlar. Onlara da güveniyorum diyorsunuz. Herhalde güveniyorum. İnternet denen bir şey var, her tarafa araştırabilirsin. O hepsi bir yerden toplanıyor, bir yerden açıklama yapılıyor. Türk Tabipler Birliği'ni dinliyor musunuz? Bak açık oturumlar dinliyorum. Ya tabii ki bu siz hep muhalefetleri dinlemişsiniz. Siz ondan böyle soruyorsunuz. Siz iktidar yanlısı olanları anlatın ki ben de aa bak bu doğruymuş diyeyim, beraber konuşalım. Şimdi ben her şeyi güzel görüyorum. Başar. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum.